Meta Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada Her Şey Var'a hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte yepyeni bir haftaya başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu haftada her zaman olduğu gibi konularım ve konuklarım şahane, çok özel. Tabii ki bu özellik sizlerin katılımınızla oluyor. Ne yapıyorsunuz? Beni arıyorsunuz. 0212 454 5571 numaralı telefonlardan beni arayabilir. Önerilerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi, beğenilerinizi, her şeyinizi, her şeyi bizlerle paylaşabilirsiniz. Tabii ki programımızın konseptine göre de sorularınızı da belirliyorsunuz. Ya da işte bugün olacağı gibi doğum haritası için bana ne gönderiyorsunuz? Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yılınız, nerede yaşadığınız çok önemli, bu bilgileri gönderiyorsunuz. Niye gönderiyorsunuz? Çünkü bugün konuğum. Pazartesilerin vazgeçilmezi Ahu Uz. Aynı zamanda Instagram sayfamı da sizlere hatırlatmak istiyorum. TGRT EU TV'den de bize mesajla gönderebilirsiniz. Evet, yepyeni bir haftaya başladık. Çok güzel geçsin, güzel enerjilerle geçsin. Huzurla, sağlıkla, mutlulukla geçsin inşallah. Ve konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Ahu Uz, hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir bu durum? Ben de bir... Ne güzel ama. Dilim sürçtü, canlı yayın oluyor işte bazen böyle. Yok, gayet güzel, bence hiç dilin sürçmedi. Ay canım benim, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Haftamız da güzel geçti. Bu hafta bir gökyüzü hava olayları var mı? Bu hafta sakin. Sakiniz? Evet. Tabii ama her zaman olduğu gibi pazartesileri normalde ben bir gün öncesinden haftalık burçlara bir bakardım. Ne olacak bu hafta diye. Bu hafta bakmıyorum artık. Çünkü Ahucuğum o kadar güzel detaylı anlatıyor ki hiç gerek kalmıyor. Burada ben de sizlerle birlikte haftalık burçları öğreniyorum. Merak ediyorsanız lütfen bizimle kalın. Haftalık burçlarla başlıyoruz. Programımızın bir bölümünden sonra doğum haritalarınızı çıkaracağız. Dediğim gibi doğum yeriniz, saati çok çok önemli. Nerede doğduğunuz ve yaşadığınız şehir de değiştiyse, evet, bunları da bize bilgilerini verirseniz çok kolay olur. Hepinizin doğum haritalarına baktırırız. Yetişebildiğimiz kadar. Sonra alınmayın, gücenmeyin, kırılmayın. Haftaya onları haftaya olur olmayanlar. Evet. Aynen. Kimseyi kırmamaya çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Bana da çok geliyor, Instagram'a çok geliyor. Yani buradan söylemek istiyorum. Herkese yetişmeye çalışıyoruz mutlaka. Evet, Ahu'ya gelenlerden de bazen bana gönderiyor. Oradan da okumaya çalışıyorum. Evet. Kendi Instagram sayfamızdan okuyorum. O yüzden direkt Instagram sayfamıza, TGRT EU TV'nin mesaj bölümüne yazarsanız daha görülebilir olmanız daha yüksek ihtimal. Çünkü bazen benim fotoğrafımın altına yazıyorsunuz, onlara vakit kalmıyor. TGRT EU TV'nin mesaj bölümünden bekliyorum mesajlarınızı. Ahucuğum, haftalık burçlarla başlayalım mı? Başlayalım. Çok merak ediyorum. Koçlarla ben de başlayalım o zaman. Hadi bakalım, herkes ekran başına. Şimdi koçlar bu hafta, koçlar hırslı insanlardır ve bu haftada istediklerini elde edebilmek için biraz sınırlarını zorlamaları gerektiğini fark edebilir koç burçları ve daha cesur adımlar atmaya karar verebilirler. Bu hafta içgüdülerine biraz daha güvenmeleri gerekiyor, hislerine daha fazla kulak vermeleri gerekiyor hayatlarında yaşadıkları olaylar söz konusu olduğunda. Ancak çevrelerindeki kişileri de ilgilendiren bir olay, çok hassasiyet gösterebilirler böyle bir olaya, buna dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle Perşembe ve Cuma günlerine baktığımızda işleriyle alakalı, kariyerleriyle alakalı girişimlerde bulunabilecekleri gözüküyor. Bu girişimler de üstlerinin dikkatini çekebilir ve olumlu olacaktır bunlar. Hafta sonuna doğru baktığımızda koçların sosyal anlamda çok aktif olacaklarını, arkadaş çevrelerinde çok aktif olacaklarını görüyoruz. Özellikle bazı arkadaşlıklar aşka dönüşebilir bazı koçlar için. Bu da koçlar için, bekar koçlar için özellikle iyi bir haberdi. Şimdi boğa burçlarına geçiyoruz. Boğa burçları salı ve çarşamba günleri ortak paylaşımlarıyla ilgili birazcık tedbirli olmak zorundalar. Aynı zamanda kaynaklarıyla ilgili de bazı endişelere kapılabilecekleri görülüyor bugünlerde. Haftaya genel olarak baktığımızda arkadaşlarıyla ve bağlı oldukları gruplar içinde ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelecekleri, onlarla bir takım çalışmalar yapabilecekleri gözüküyor. Bu çalışmalar ve projelerde boğalar başı çekebilirler, liderlik görevini üstlenebilirler gibi gözüküyor. Ancak yine bu bahsi geçen gruplar içinde boğaları çekemeyen, onlara karşı kıskançlık gösteren insanlar olacaktır. Buna dikkat etmeleri yerinde olur. Geleceğe yönelik hedefleri söz konusu olduğunda boğaların bu hafta oldukça iyimser bir tutum içinde olacaklarını görüyoruz. Aynı zamanda yine gelecekte onlara fayda sağlayacak insanlarla, güçlü insanlarla bir araya gelecekleri bir hafta söz konusu olacaktır. İkizler burçlarına geçiyoruz. Evet. İkizler burçları
Şimdi kulak kabar. İkizler burçları özellikle salı ve çarşamba günleri dikkatlerini ikili ilişkilerine ve ortaklıklarına yöneltiyorlar. İş ilişkileri ve otorite figürleriyle ilişkilerinde bir takım sorunlar gündeme gelebileceği gözüküyor. Özellikle işveren konumundaki ikizler burçlarının bu süreçte biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Bir süredir kendilerini hedeflerine ulaştıracak bir proje üzerinde çalışan ikizler burçları varsa bu projeden verim almaya başlayabilecekler. Ancak söz konusu projeyle ilgili bir takım pürüzler varsa şayet yine yakınlarındaki birinden bu pürüzlerin üstesinden gelmek için destek alabilecekleri de gözüküyor. Yalnız iş başvurusu yapan ikizler burçları varsa bu hafta birazcık hayal kırıklığına uğrayabilirler. Evet, o yüzden sınırlarını, şanslarını çok da fazla zorlamamaya baksınlar, olayları biraz akışına bıraksınlar. Hafta sonundan itibaren kendilerine yeni bağlantılar kurabilecekler. Aynı zamanda yolculuklarda yeni birileriyle tanışabilirler, gözlerini dört açsınlar. Evet. Güzel, bakalım. Evet. Şimdi yengeç burçlarına geçiyoruz. Yengeç burçlarının özellikle salı ve çarşamba günleri sağlıklarına biraz daha fazla dikkat etme gereklilikleri var. Çok yoğun bir tempoya girecekleri gözüküyor. Şimdi yengeç burçlarına baktığımız zaman aslında üzerlerine aldıkları sorumlulukları layıkıyla yerine getiren insanlar olduklarını görüyoruz. Ancak bu hafta biraz önceliklerini belirleme gerekliliği var ve kaldırabileceklerinden daha fazla yükü üzerlerine almamaları da yerinde olacaktır. Yengeçler içe dönük insanlar olsa da aslında takım çalışmasına yatkındırlar. Bu haftada kendilerini hedeflerine ulaştıracak bir takım girişimlerde bulunabilirler ve çevrelerindeki insanlarla, takım çalışması yaptıkları insanlarla birlikte bu hedefleri gerçekleştirebilirler. Onların, o insanların büyük faydasını görebilirler. İkili ilişkiler söz konusu olduğunda ise yengeçlerin yakınlık ihtiyaçlarının arttığını görüyoruz. İkili ilişkilere özellikle bayağı kafa patlatacaklar ikili ilişkilerine. Ciddi, istikrarlı ilişkisi olan insanlar daha da istikrarlı bir hale getirmeye çalışabilirler bu ilişkilerini. İlişki düşünmeyen, uzun zamandır ilişki düşünmeyen yengeçler varsa onlar da tam tersi şekilde daha ciddi bir şekilde düşünmeye başlayabilirler bu haftadan itibaren. Aslan burçlarına geçiyoruz. Aslanlar yaptıkları işlerde bu hafta hem ön plana çıkıyorlar hem de insanlar için ilham kaynağı olabilecekleri gözüküyor. Özellikle bu hafta yetenekleriyle takdir toplayabileceklerini görüyoruz. Maddi anlamda da şanslı olacaklar. Özellikle girişimci yanlarını ortaya koyabilirlerse bundan çok daha büyük faydalar sağlayabilecektir aslanlar. İş başvurusu yapan aslanlar için olumlu etkiler var. Aynı şekilde bir sunum yapmayı düşünen aslanlar panik yapmasınlar. Sunumları iyi geçecektir. Üstlerinin takdirlerini toplayabilecektir. Onların gözde girebileceklerdir. Huzur ve uyum arayışı artıyor aslanlarda, ilişkilerde özellikle hafta sonundan itibaren. Ancak ilginç gelişmeler olabilir ilişkiler cephesinde aslanlar için. Çünkü istemedikleri halde üzerlerine biri biraz fazla düşebilir ve aslanlar aşırı sahiplenicilik gösterebilir. Bu da aslanları biraz rahatsız edebilir gibi gözüküyor. Başak burçlarına geçtiğimiz zaman bu hafta başak burçlarının yakınlarına karşı oldukça destekleyici olacaklarını görüyoruz. Ancak bunun karşılığını alamayabilirler. Özellikle aile içinden biri, aile bireylerinden biri onların bu özverilerini görmezden gelebilir ve onlara karşı biraz düşüncesizce davranabilir gibi gözüküyor. Bu da evde huzursuzluk ortamına yol açabilir. Şimdi başak burçlarına baktığımız zaman mantıklı ve aşırıya kaçmak istemeyen insanlar olduğunu görüyoruz. Ancak bu hafta biraz daha maceraya açık olacaklarını, daha açık fikirli olacaklarını, yeni deneyimlere açık olacaklarını söyleyebiliriz. Bu hafta bekar başakların iş ilişkileri, bazı bekar başakların iş ilişkileri biraz daha ileri bir boyuta taşınabilir. Bir arkadaşlık, iş arkadaşlığı aşka dönüşebilir. Yine bekar başaklar günlük rutinleri içinde biriyle tanışabilirler. Bir ilişkisi olan başakların ise bu ilişki sorunları varsa bu ilişkide şayet bu sorunları çözüme kavuşturmak konusunda şanslı etkiler aldıkları görülüyor. Hafta sonuna doğru baktığımızda ise başaklar sağlıkları konusunda biraz titizlenecekler. Sağlıklarına daha fazla özen göstermeye çalışacaklarını görüyoruz. İlk 6 burcumuz evet, bu kadardı. İlk 6 burcumuzun yorumu böyleydi. Diğer 6 burcun yorumu içinde programımızın birazcık daha ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Başlayalım o zaman. Bahar Hanım bize göndermiş. Adım Bahar. 14-11-1990. Elazığ doğumluyum.
Yaşadığım il Elazığ. Genel yorumlar mısınız? 2019 bir de kariyer ve aşk durum nasıl olacak? Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz. Saat 10 ile 10.30 arası. 10 ile 10.30 evet. Peki. Yani siz böyle 10 ile 10.30 dediğiniz için sabah kabul ediyorum. Akşam doğanlar lütfen 20, 22, evet. 20 olarak yazarsanız seviniriz. Ben şimdi 10 yazdığınız için sabah olarak algılıyorum. Evet. Bahar Hanım. Neyse şey değişmiyor, yükselen burç değişmiyor bu aralıkta. Aha. Bahar Hanım merhabalar, yükselen burcunuz Oğlak, ay burcunuz da Terazi. Siz çok üzerine sorumluluklar alan, çok özveride bulunan bir insansınız. Üzerinize aldığınız yükler biraz fazla olabilir zaman zaman. Bunlardan biraz bunalabilirsiniz gibi gözüküyor. Kariyer yaşantınıza baktığımız zaman kariyerinizde güçlü olmak isteyeceğiniz bir konumda, güçlü olacağınız bir konum sizi bekliyor diyebilirim. Parlayacağınız, öne çıkacağınız bir işiniz olabilir. Ancak çalışma koşullarınızın biraz yorucu olabileceği görülüyor. Şimdi 2019'a bakalım. Elazığ'da yaşıyordu değil mi Arzu? Evet. Tamam. 2019. Bir saniye. Şimdi yeni yeni kendine geliyor. Hiç evet. Problem değil. İzleyicilerimiz artık alıştı bence. Evet. Şehir değişikliği olunca da biraz bekletiyoruz. Olabilir. Evet, oluyor. Bu arada mesajlarınızı bekliyoruz efendim. TGRT EvoTV sayfasından ve aynı zamanda telefonla da burada canlı canlı bizimle sohbet edebilirsiniz. 0212 454 5571 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Bahar evet, Hanım, şimdi 2019'a baktığımız zaman bir kere maddi anlamda şanslı bir durum söz konusu. Ya bu işten gelebilecek bir para olabilir ya da çalışmıyorsanız belki bir işe başlıyorsunuzdur, oradan gelecek para söz konusu olabilir. Yalnız aile bireylerinden biriyle biraz tartışmalar yaşamaya, ev ortamında biraz tartışmalar yaşamaya açık olduğunuz görülüyor. Yani bunun dışında son derece sosyal olacağınız, arkadaşlarınızın desteğini görebileceğiniz bir sene sizi bekliyor olacak. Aşk anlamında yani şöyle söyleyeyim, beklediğiniz bir şey varsa sanki hemen olmuyor gibi, sanki biraz vakti var bu beklediğiniz şeyin gibi gözüküyor. Yani hani olumsuz değil, ancak hemen olmuyor diyeyim, öyle söyleyeyim size. Ama onun dışında aile hayatınıza çok fazla odaklanacağınız gözüküyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar, ama olumsuz bir durum yok haritanızla alakalı. Yolculuklarla eğitim durumunuz söz konusuysa eğitimle alakalı bir gelişme olabilir ya da bir eğitime başlama durumu söz konusu olabilir. Bu okul olacak anlamında demiyorum. Hoşunuza giden, ilginizi çeken bir alanda da eğitim belki söz konusu olabilir. Evet, teşekkür ederiz Ahucuğum. Mahide Hanım yazmış. Merhabalar, kardeşim için bakmanızı rica edeceğim. Kardeşim Yengeç Burcu, 1 Temmuz 1990, Şanlıurfa merkez doğumlu, Şanlıurfa'da yaşıyor ve görücü usulü bir nişan olacak. Şu an aileler ve kız ile erkek şartları, durumlar çok olumlu. Kız Terazi Burcu, Yengeç ve Terazi evlilik için uyum nasıldır? Onu da soracağım. Gece 00:30. Şimdi bir saniye, kardeşi erkek o zaman değil mi? Doğru anladım. Evet. Tamam. Evet. Kız Yengeç. Evlilik... Ne soruyordu? Pardon, ben karıştırdım. Yani görücü usulü evlilik yapacakmış. Şartlar uyumlu, olumlu ama tamam. Diyor Terazi ile Yengeç Burcu evlilik için uyum nasıldır diyor. Ondan sonra da 2019 genel. Terazi ile Yengeç evlilik için aslında uyumsuz sayılmaz. Yani element açısından çok uyumlu burçlar değiller. Yani şöyle onu hemen söyleyeyim. Yengeç çok daha duygusal, biraz daha içe dönük. Evet. Ondan sonra çok alıngan bir burçtur. Terazi de biraz daha durumu idare edebilen, daha politik yapıda bir insandır, bir burçtur. Dolayısıyla aslında Yengeç'in gelgitleri, şimdi Terazi'de biraz dengeyi bulmakla alakalı bir sorun söz konusu olabiliyor. Kesinlikle. Ya evet, Teraziler çünkü bunun için gelmiş Terazi Burcu, yani dengeyi aramak için gelmiş. Onu da ikili ilişkiler vasıtasıyla bulmaya çalışan bir burç. Yengeç de çok stabil değil, yani duygu dünyası evet.
çok değişken Yengeç Burcu'nun da. Dolayısıyla hani birbirlerinin ruh hallerinden çok kolay bir şekilde etkilenebilirler. Bu ilişkide daha özverili olan taraf Terazi Burcu. Daha alttan alması gereken taraf biraz Terazi Burcu olabilir ama anlaşırlar. İkisi de sakin burçlardır. Hani öyle çok kavga gürültü olmaz aralarında diye umuyorum. Evet, öyle bir genel burç yorumları da yaptın. Teşekkür ederiz. Hemen 2019'a bakalım. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Evet, gayet iyi gidiyoruz. Merak etmeyin. Herkese yetişmeye çalışıyoruz bir şekilde. Evet. Şimdi 2019'da işle alakalı olarak kardeşinizin bu 2019'un Mayıs'ından itibaren olacak bir şeyden bahsediyorum. İşle alakalı bir değişim söz konusu olabilir. İşle alakalı daha büyük bir, daha fazla bir sorumluluk alması gerekiyor olabilir. Ya da farklı bir iş alanına yönelmesi söz konusu olabilir. Evle ilgili zaten şeyler güzel. Bir para durumu varsa, beklediği bir para durumu varsa onunla ilgili bir sonlanma yaşayabileceği gözüküyor. Kötü değil, beklediği bir para gelebilir gibi gözüküyor. Akrabaların, çevrenin desteği çok önemli olacak aynı zamanda gibi gözüküyor. Yani olumsuz bir durum söz konusu değil, gayet güzel. Bu iş yaşamındaki değişiklik onun hayatında da önemli bir dönüm noktası olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Esra Hanım hattımızda. Alo. Merhabalar. Alo. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Bizler harikayız. Yine haftaya sizinle başladık. Çok mutluyuz. Siz? Biz de sizinle başladığımız için çok mutluyuz. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Esra Hanım. Kendi haritanızı mı? Kendime bak. Tabii. Evet, kendi haritama baktıracağım. Hemen bilgilerinizi alalım. 13 Aralık 1986. 13 Aralık 1986. Nerede doğdunuz? Şanlıurfa. Şanlıurfa. Doğum saatiniz? 21. 21. Hala orada yaşıyorsunuz? Evet, Şanlıurfa'da yaşıyorum. Tamamdır. O zaman şimdi söz Ahuz'da. Bugün Urfa ile başladık. Evet, Urfa ile. Mesajlarımız da geliyor Urfa'da. Esra Hanım merhaba. Ne güzel. Sevgiler gönderiyoruz Urfa'ya. O güzelim yerlere. Buradan sevgi gönderiyoruz. Çok çok beğendim. Bir tiyatro oyunu aracılığıyla geldim turneye. Bayıldım, bayıldım. Çok güzel bir yer. İnşallah yine o taraflara yolum düşer. Yine bekleriz. İnşallah. Çok teşekkürler. Buyurun. Ahucuğum buyurun. Evet, Esra Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Yükselen burcunuzu belki bilmiyorsunuzdur. Yükselen burcunuz Aslan. Ay burcunuzda boğa, biraz inatçı bir yapınız olduğu gözüküyor. Ama aynı zamanda çok şefkatli insanların duygularına da özen gösteren bir yapınız var. Çocuğunuz var mı acaba? Hayır. Evet, evli misin? Evli değilim. Evli değilsiniz. Ama sizin haritanız bayağı, yani çocuğunuz olacaktır mutlaka. Evlilikten önce gördüğüm şey... çocuk oldu sizin haritanızda. Yani hayır tabii, yani çocuğunuz olacak, hani eğer o konuda bir şeyiniz, endişeniz varsa tabii ki evlilikte olacak. O konu olacak. Hayır, sizin haritanız gayet güzel bir harita. Yani belki geç kaldım diye belki düşünüyorsunuz ama 86 doğumlu. İşte 86, 32 yaşında Esra Hanım. Ya ben Esra Hanım, ben 32 yaşında anne oldum. Çok güzel bir yaştasınız şu anda bence. Hiç öyle bir geç kalmış durumumuz yok yaş olarak. Onu zaten ben şimdi yaptım. Belki öyle düşünüyorsa hani de öyle düşünmeyin anlamında. Hani rahat olun. Anladım. Haritanız öyle bir harita değil. Çalışıyor musunuz acaba? Çalışmıyorum. İş de yok. Eş de yok. Hepsini Mevla'dan bekliyorum. Haritamda görünüm. O zaman bakalım. 2019'a bakalım hemen. Ama yani hiç çalıştınız mı? Çalışma hayatınız oldu mu Esra Hanım? Hiç çalışma hayatım olmadı. Olmasını çok istiyorum ve KPSS'ye bu yıl gireceğim. Ne pahasına olursa. Ne güzel. Evet. Şimdi açık söyleyeyim. 2019 için ben size çalışma hayatından ziyade bir eş durumu olması daha büyük bir ihtimal. Yani karşınıza birinin çıkma olasılığı. Çok yüksek bir ihtimal 2019'da. İşle alakalı
Yani olabilir, olmayabilir 2019'da. Kesin olur diyemeyeceğim açıkçası. Belki bir sene sonrasını beklemeniz daha doğru olabilir. Ama bir evliliğe giden bir şey anlamında şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Yani bir de yeni başlangıçlar yapabilirsiniz kendi hayatınızla alakalı olarak. Belki kendinizle alakalı bir şeyler düşünüyorsunuz, belki bir yeteneğiniz var, onu değerlendirmek istiyorsunuz. Bir şeyler kafanızdan geçiyorsa mutlaka onları uygulamaya koyun. Yani şey yapmayın Esra Hanım, hani hayal kurup ondan sonra sadece o hayallerle kalmayın. Birazcık da girişimde bulunmaya çalışın. Haritanız kötü değil, güzel şeyler sizi bekliyor. Ne olur üzülmeyin, üzmeyin kendinizi. Yani hiç öyle bir şey durumunuz yok, kötü bir durumunuz yok haritada. Anladım. Peki bir şey daha soracağım. Normalde hani haritaları dengelemek için elementimiz budur derler. Şöyle, evet evet. Ona hemen, da bakabiliriz. Tabii tabii bakarım. Harika, hemen izleyicimiz de bayağı süper. Bilinçli. Bilinçli bir izleyici. Vallahi süper. evet şimdi şöyle. İyi ki sordunuz bu soruyu çünkü ateş elementi çok ağırlıklı bir haritanız var. Bu güzel. Size motivasyon verir. Tuttuğunuz yani peşinden gidebilirsiniz hedefleriniz. Aynı zamanda su ağırlıklı da bir haritanız var. Bu da sizi duygusal bir insan yapar aynı zamanda. Biraz bu ikisini tabii suyla ateşi dengelemek biraz zordur. O yüzden biraz duygusal gelgitleriniz olabilir. Hava elementi yok sizde Esra Hanım. Hava elementi... Onu neyle tamamlayayım? Nasıl? Onun neyle tamamlayabilirim? Yani önerebileceğiniz bir şey... Yani ne yapabilirim? Hani normalde sizi hep dinlediğimde bu tarz önerilerde bulunursunuz. Ateş elementiniz eksik, şunu kullanın. Veya toprak elementiniz eksik, şöyle malzemeler kullanın diyorsunuz ya. Bana da önerdiğiniz bir şey var mı? Yani ben çok malzeme önermiyorum açıkçası ama şöyle bir şey. Hava elementiyle alakalı olarak yani mesela ben kendimden örnek vereyim size. Bende de hava elementi yok. Ben bunu yazarak üzerine gitmeye çalıştım. Yani hava element, yazmak bir hava elementi aktivitesidir çünkü. Siz de atıyorum günlük tutabilirsiniz mesela. Yani bir şeyler. Son bir yıldır yazıyorum her şeyi. Aa, ne güzel. Gerekiyorsa takıyorum. İşte, ben de yapıyorum. İşte tamam. Zaten insan içsel olarak o eksik elementini hissediyor ve onu kapatmaya çalışıyor bir şekilde. Onun dışında daha insanlarla daha fazla, insanlara biraz daha fazla kendinizi açmayı deneyebilirsiniz. Onlarla daha, ya zaten ilişkileriniz sıcaktır ama kendinizden biraz daha fazla bahsedebilirsiniz. Çünkü hava elementi olmayınca biraz insanlar kendilerine saklayabiliyorlar bazı şeyleri. Öyle yapmayın, daha biraz daha açık olun. Yani hani hava elementiyle ilgili söyleyebileceklerim biraz tabii bazen içinize dönebilirsiniz hava elementi olmadığı için. Yanlış anlaşıldığınızı düşünebilirsiniz. Yani evet. Zannedersiniz ki ben bunları anlattım insanlara, onlar anladı zannedersiniz. Oysa onlar yanlış anlamışlardır. Sosyal anlamda bazen biraz geri durabilirsiniz. Ama dediğim gibi siz zaten yazıyormuşsunuz. Kendinizi biraz daha fazla ifade ederseniz insanlara, çevrenizdeki insanlara bu hava elementini daha iyi bir şekilde kompanse edebilirsiniz diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Ben ilişkide, şimdi Ay burcum Boğa. Ben evet. Karşı tarafta hangi burç ile daha uyumlu olabilirim? Yani önceliğim ne olmalı? Gelen olur ise şayet. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında hava elementi burçları sizi tabii tamamlar. Daha evet önemlisini tabii söylemedim. İyi ki sordunuz bu soruyu. Aslında siz ikizler, kova ya da terazi insanıyla bir arada olursanız hani bu element eksikliği nasıl tamamlarım dediniz. Aslında bu şekilde çok güzel tamamlarsınız. Size şimdi ama bunlar için de kova çok uygun olmayabilir. Çünkü kova da inatçı. Sizde de biraz inatçılık olduğu gözüküyor. Size mesela aslında size koç uygun olabilir. Bu burcu aklınıza tutun. Balık güzel olur bir de size. Bu iki burcu aklınızda tutun. Tamam. Çok teşekkür ederiz Esra Hanım. Bizi aradığınız için. Sizi kocaman öpüyoruz. Urfa'ya da sevgiler gönderiyoruz. Ama insan da karşına biri çıktığında burcun ne? Tamam yok olmaz deyip de hani bu birazcık nasip kader işi ama. Ya işte evet ama işte insan ister istemez soruyor. Evet ama burçların uyumları önemli ama hani baktığımız zaman bazen hani şu burçla şu burç çok iyi anlaşır
deyip de hiç anlaşamayan çiftler de ya gördük. Ama belki işte haritanın geneli önemli Arzu, evet. Zaten. Hani yengeç terazi deyip şey yapamıyoruz. Evet. O kadarla bitiremiyoruz, aynen, aslında. Haritanın geneli önemli ama Esra Hanım acayip bilinçliydi gerçekten. Harika, demek ki astrolojiyle, evet, ilgileniyor. Evet. Ne güzel denk geldi. Onun, evet, bize bağlandı. Bu arada hani hep ben diyorum ya, beğenilerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi de yazın diye. Çok güzel bir mesaj geldi. Programımızın daimi izleyicilerinden Mümine Hanım da, sen de biliyorsun. Tabii. Hemen okumak istiyorum. Gülmenin en güzel yakışan bayanı, insana huzur ve mutluluk vereni. Hafta sonu da Instagram'dan takip ediyorum sizi, yoksa özlerim. Ne kadar tatlısınız, ne kadar güzel duygular. Ben de inanın hepinizi çok seviyorum. Buradan hiçbirinizi tanımasam da görmesem de sevdiğinizi ve beni izlediğinizi bildiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ederim Mümine Hanım. Bu arada Gizem Hanım yazmış bana ama Gizem, hemen soyadında Gizem Yenici, yazmışsınız bana tarihinizi, doğum tarihinizi ama tamam, şimdi gördüm bak, biraz önce bir taraftan mesajlara bakarken Gizem Hanım göndermiş, diyorum ki doğum yeri neresi, yazmış nasıl o gözden kaçıyor, kaçtı bir anda, yazmış. Tamam, o zaman Gizem Hanım, şimdi sizin bir doğum haritanıza bakalım o zaman. 6 Eylül 1994 saat 13.45 İstanbul. Aşk ve kariyer olarak yorumlarsanız çok sevinirim demiş Gizem Hanım. Yorumlayalım. Çok enteresan. Biraz önce baktım, hatta dedim ki yayından söyleyeyim, en azından doğduğu yeri bize yazsın ama yazmışsınız. Olabiliyor bazen, böyle gözden kaçabiliyor. Evet. Gizem Hanım merhabalar. Yükselen burcunuz Yay, Ay burcunuz da Başak. Tabii ay burcunuz, yani burcunuz da zaten Başak. Dolayısıyla titiz detaylara önem veren, biraz eleştirel bir yapınız olabilir. İlk gördüğüm şey, kariyerinizle alakalı olarak öne çıkacağınız bir iş yapabileceğiniz, çok kariyerinizde çok hareketli bir kariyer yaşantısının sizi beklediğini söyleyebilirim. Zaten dışa dönük de bir insansınız aynı zamanda. İnsan ilişkilerinizin de çok iyi olduğu gözüküyor. Dolayısıyla kariyerinizde lütfen hırslı olun, isteklerinizin peşinden gitmeye çalışın derim. Şimdi 2019'a bir bakalım. Aha. Çünkü aşkı da merak ediyordu. Evet, Gizem Hanım aşk merak etmiş ve aşk ve kariyer değil mi? Evet. Yok, bakalım. Kariyer gayet güzel. Evet. Aşkı... Bir de aşka baktık mı? Evet, aşka bakalım. Şimdi hatta yılın 2019'un ilk yarısında sizin kariyerle ilgili önemli bir gelişmeniz olacaktır gibi gözüküyor. Ev hayatınızda ve aile hayatınızla ilgili önemli bir değişim olabileceği gözüküyor. Aşk hayatınızla ilgili şöyle bir şey var. Sanki bir sonlanma gibi bir şey olabileceği gibi gözüküyor ilk yarıda. Bilmiyorum şu an hayatınızda biri var mı? Belki hani görüştüğünüz biri var, sonlanabilir ya da başka biri devreye girebilir. Zaten yılın ikinci yarısına baktığımızda hayatınızda birinin daha isteyeceğiniz birinin olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yine ikinci yarısına baktığımız zaman, yılın ikinci yarısına baktığımız zaman bir yere para harcadığınız gözüküyor. Yani para biraz kısıtlı, sanki bir yere ya yatırım yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Maddi anlamda biraz kemerleri sıkmanız gerekebilir yılın ikinci yarısında. Evet, teşekkür ederiz. Filiz Hanım hattımızda, alo. İyi günler Burak Hanım, ay pardon. İyi günler Arzu Hanım. İyi günler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyiz Allah. Sizler nasılsınız? Bizler de harikayız. Başladık, yine haftamız başladı. Biz de heyecanlı sizi dinliyoruz. Harikasınız. Buyurun, bilgileri alalım. Ben kardeşime baktıracaktım da, Halil Tezgür. Tabii ki. Kardeşinizin... 1987 doğumlu. Evet, gün ay? Kasım'ın 15'inde doğdu. 15 Kasım 1987. Evet. Nerede doğdu? Erzincan. Neyi kaldı? Saat. Saat de öğle arası doğdu. Saatini tam bilmiyorum da ben. Kaç değil? Şöyle öğle arası olmuş. Yani gündüz öğlen 12-1 mi? Evet. Aynen öyle. Yarım mı desek o zaman Ahucuğum? Sana bırakıyorum. Yarım dedim ben, tamam, ama. Bakalım Filiz Hanım, kardeşinizin haritanızda neler çıkacak? Ahuz neler söyleyecek? Söz Ahu'da.
Filiz Hanım merhabalar. Merhabalar. Şimdi kardeşinizin şöyle yükselen burcu Kovaçık, erkek mi kardeşiniz acaba? Evet, erkek. Yükselen burcu Kova çıkmış 12.30'a göre baktığımda, ancak atıyorum 12.40 olsa bu Kova balığa döner. Çok daha duygusal bir insan olur eğer balıksa. Kova ise biraz daha mantık çerçevesinde olaylara bakabileceği gözüküyor. Duygusal mı, daha mantıklı mı? Biraz çok duygusal kardeşim yani. Böyle biraz ilk başta ama çok duygusal. O zaman hemen biz onu balığa çeviriyoruz. Evet. İşte saat duygusal çok önemli. Öyle. Tam böyle dakikasında bildiğimiz zaman saatlere çok daha emin oluyoruz. Çalışıyor değil mi kardeşiniz? Köyde yani. Reçbelik yapıyor. Ne yapıyor? Yani reçbelik desen yani böyle tarla tüp ediyor. Hayvancıkla uğraşıyor. Reçbelik. Yani ha, tamam. Evli de değil, değil mi? Hayır, bekar. O yüzden baktıracağız da, bir kızla konuşuyor da acaba olacak işte mı diye. İşte şimdi ben onu söyleyeceğim. Bekar kalmaz sizin kardeşiniz. Onu söyleyeyim ben. Bekar kalmaz. Hemen 2019'una bakalım. Şu an bir bayanla konuşuyor da ailesi izin vermiyor. Karşılar ailesi de. Acaba olacak mı o iş? Ha. 2019'da bir bakabilir miyiz? Tamam, bakıyorum 2019'a olacak mı diye. Erzincan'da yaşıyor değil mi? Evet, kendisi Erzincan'da yaşıyor. Şu iş olacak mı? Olmayabilir. Yani kesin olacak diyemiyorum açıkçası. Ya çok çok kesin konuşamıyorum. Biliyorsunuz, izliyorsanız görüyorsunuzdur. Bazı haritalarda çok kesin söylüyorum. Kesin olacak, edecek diyorum ama bunda çok kesin konuşamıyorum. Yani olmama ihtimal de söz konusu. Daha yani 2019 biterken belki başka biri olabilir. Ama kardeşiniz kesin evlenecek yani. Onu söyleyebilirim. Ama yani 2019'da mı evlenecek? Sözünü kesiyorum da. Peki ben bakıyorum. Çünkü evlenmeyi çok istiyor da. Ya bayağı bir isteği var. Tamam, bakalım. İşte isteği olursa mutlaka evlenir zaten de. Bakayım 2020'ye de bakayım. Ha, 2019'da gözükmüyor mu? Ya 2019'da kesin diyemiyorum Arzu. O yüzden hani şey. Hadi ya. Ya kesin diyemedim ben ona. Bakayım. 9. Peki aşk paradan yana, sağlıktan yana bir şey var mı ablam? Bir ona öğrenebilir miyiz? Tabii öğrenebilirsiniz. Onun sağlıkla alakalı bir şey var mı? Sorunu var mı? Biraz baş ağrısı var biraz. Baş ağrısı var. Evet. Yani biz, çünkü hani biraz dikkat etmesi gereken bir sağlık sorunu olduğu gözüküyor 2019'da. Bir de yani ya biraz fazla mı yoruluyor bilmiyorum ama hani birazcık ya çok mu koşuşturuyor? Birazcık sağlığına dikkat etmesi gerekiyor olabilir. Parayla ilgili öyle çok büyük bir sıkıntı görmüyorum 2019'da. Yalnız şimdi ben 2020'yi de açtım ya, hani evet, evlilik olacak mı diye. Asıl 2020'de parayla ilgili biraz dikkatli olması gerekiyor. 2020'de biraz para sıkıntısına düşebilir. Belki de evlenecek 2020'de. Hani o yüzden biraz para sıkıntısı olacak belki de. Ama 2019'da evlenmeme ihtimali var. Var. Evet. Yani özellikle şu konuştuğu bayanla olmayacak ama herhalde. Ama kesin olmayacak diyemiyorum. Yani kesin konuşamıyorum. Evet. Ama yani sizin kardeşiniz evlenecek yani, buna kesin konuşuyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Filiz Hanım, bizi aradığınız için. Erzincan'da sevgilerimizi gönderiyoruz. Görüşmek üzere. Evet, ne güzel. Tabii böyle hepimiz merak ediyoruz hayatımızda, evet, kariyer, evlilik, evet, aşk. Hepimiz merak ediyoruz ve astrolojiye ben de çok inandığım için. Hani evet, bu çünkü başka bir şey yani. Doğru. O yüzden evet, bugün de mesajlarımız herkes de kardeşi için baktırıyor, evet, bugün. Evet, bugün kardeş mesajlarımızda da, evet, kardeş için. Evet. Jenny Hanım yazmış. Doğum haritamı analiz eder misiniz diye. Bilgilerini hemen sana veriyorum. 18.07.1991 12.32 Almanya Krefeld. Ve hala orada yaşıyormuş. Doğum haritasını merak ediyor Jenny Hanım. Jenny Hanım. Mesajlarınız için hepinize
Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Yükselen burcunuz terazi, ay burcunuz da terazi. Bu sizi aslında oldukça diplomatik, insanlarla arası iyi olan, biraz da kendinden fazlaca ödün veren bir insan yapar. Şimdi kariyer yaşamınıza baktığım zaman sizin de hareketli bir kariyer yaşamınız olacağını görüyorum. Ancak çok kadersel gelişmelere açık bir kariyer olacaktır bu. Atıyorum bazen her şey tam iyi gidiyor derken birden tepe taklak olabilir demeyeceğim ama birden bozulabilir. Ondan sonra tekrar düzelebilir. Birazcık kariyerinizin başlarında, şu an çalışıyor musunuz bilmiyorum ama kariyerinizin başlarında birazcık bu sorunlarla uğraşmanız gerekiyor olabilir. Aşk hayatınıza, evlilik hayatınıza baktığım zaman yabancı biri sizin hayatınızda olabilir gibi gözüküyor. Siz farklı ülkeden biri olabilir gibi gözüküyor. Şimdi 2019'a bir bakalım. Evet, 2019'da sizin sosyal hayatınızla alakalı olarak önemli bir gelişme olacaktır. Bu bir kesin bir evlilik olur diyemeyeceğim ama bu daha çok iş veya okul hayatınızla alakalı bir dönüşüm söz konusu, bir değişim söz konusu olacaktır. Bu da olumlu olarak size yansıyacaktır gibi gözüküyor. Ayrıca ev hayatınızla ilgili mutluluk verici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bir ilişkiniz var mı yok mu bilmiyorum. Yoksa eğer güzel bir ilişki şansı yakalayabileceğiniz gözüküyor. Bu ilişki şansı özellikle yılın ilk yarısında, yok ikinci yarısında da aynı şekilde devam ediyor. Biraz yorucu koşullarınız olacaktır. Biraz da hırslandığınız bir sene, özellikle yılın ikinci yarısında hırslanıyorsunuz. Bir hedefiniz varsa o hedefi gerçekleştirmek yönünde önemli adımlar atabileceğiniz gözüküyor. Evet, teşekkür ederiz. Hattımızda Şadiye Hanım var. Alo. Alo, hoş iyi yayınlar. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Buyurun. Alo. Doğum haritanıza mı baktıracaksınız? Verebilir miyim doğum tarihimi? Tabii ki verebilirsiniz. Televizyonunuzun sesini azıcık kısarsanız, sizin sesinizi daha rahat duyarız. Evet. 10. ayın 29'u 1975. 29-10-1975. Ne güzel, 29 Ekim. Evet. Değil mi? Harika bir doğum günü, evet. Tarihi. Saati? Sabaha karşı 4.30. Sabah 4.30. Ankara'da... Gece yani. Hı-hı. Ankara'da mı doğdunuz? Evet. Ankara. Şu anda da Ankara'da yaşıyorsunuz. Neyi merak ediyorsunuz Şadiye Hanım? Hayatınızda en merak ettiğiniz nedir? Haritanızda diyeyim. Benim merak ettiğim... Bir devletten para beklentim vardı. Acaba hangi ayda alacağım? Birinci sorun bu. İkinci, sağlık yönünden çok sıkıntılıyım. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Bazı bir yere başvurmak istiyorum da olumlu sonuç alabilir miyim acaba? Onu soracaktım. Hmm. İşe mi başlamak istiyorsun? Sağlık olarak diyorsunuz değil mi? Evet. Sağlıkla ilgili bir problem yaşıyormuş. O zaman tamam, sağlık, para, onlara bakalım. Evet. Şadiye Hanım merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun. Merhaba. Geçmiş olsun çok. İnşallah düzelirsiniz bir an önce. Sağlıkla ilgili mi bir yere başlamak istiyorum dediniz. Sağlıkla alakalı mı bu? Hayır. Sağlıkla ilgili hastaneye istiyorum. Acaba olumlu sonuç alabilecek miyim? Ha, tamam, peki. Onlara bakalım. Bir saniye lütfen. Şimdi para bekliyorum demiştiniz. Önce parayla ilgili konuşayım. Parayla ilgili 2000 Eylül-Ağustos 2019'a kadar beklediğiniz güzel haberi alabilirsiniz parayla alakalı. Para bekliyorum demiştiniz çünkü. O konuda bir şey yok. Sağlıkla ilgili olarak özellikle yılın ikinci yarısından sonra sizin bu olumlu sonuç alma durumunuz daha belirgin olacaktır. Sağlık alanınız oldukça hareketli etkiler alıyor yılın ikinci yarısından itibaren. Dolayısıyla ben olumlu olacağını düşünüyorum. O alana çok güzel gezegenler girmiş Şadiye Hanım. Dolayısıyla ben iyi olacağınızı düşünüyorum.
Kötü değil yani haritanız. Olumsuz bir şey görmüyorum ben. Bir de acaba şeyde çakramda hangi element fazla ya da dengeli mi? Bakalım. Bu soru en sevdiğim soru. Harika, evet. Bakalım ya. Şimdi yükselen burcunuz terazi. Bu hava elementi. Hava elementiniz var. Ay burcunuz aslan, başak. Bütün elementleriniz var, onu söyleyeyim. Daha hani biri birinden daha baskın diyebilir miyiz diye bakıyorum. Su ve ateş sizde de baskın, daha önceki izleyicimiz gibi. Bu da hem duygusal yapınızın ağır bastığını işaret ediyor. Ama aynı zamanda motivasyonunuz yüksek olabilir. Girişken, canlı, enerjiniz yüksek olabilir. Ama işte yükselen burcunuz terazi olduğu için biraz huzuru ve dengeyi sağlamak adına birazcık zorlanabilirsiniz. İnsanların arasında biraz kalabilirsiniz. Politik davranmaya çalışabilirsiniz. Ama elementleriniz dengeli. Hani o konuda üzülmenize gerek yok. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz çok rica teşekkür ederiz. Ediyoruz Şadiye Hanım. Bizi aradığınız için sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın. Evet, devam ediyoruz. Hemen bakıyorum. Lütfen doğum haritama bakabilir misiniz? Kalpler, ündemler. Sultan Hanım, Sultan Ülger tabii ki. Ay, doğum günüm 12.02.1999. Almanya. Ludwigsburg. Sana versem, yaşadığı yer de farklı çünkü Sultan Hanım'ın. Hemen bilgilerinizi, çünkü doğru girmek gerçekten çok çok önemli. Özellikle doğduğunuz yerle şu an yaşadığınız yer farklıysa çok fark ettiğini söyledi. Ahu bu konuda bizi de bilinçlendirdi. O yüzden biraz uzun süre, uzun mu sürer? Bakalım şimdi. Sultan Hanım'ın haritasında neler var? Ben de merak ettim şu anda. Biraz şu kalsın, tamam, bir burada. Tamam kalsın. Özellikle merak ettiği bir şey var. Adı ne? Sultan Hanım. Sultan Hanım. Evet. Sultan Hanım'a bir genel o zaman bakalım. Sultan Hanım merhabalar. Yükselen burcunuz yay, ay burcunuz da oğlak. Zaten kova burcu olduğunuzu biliyorsunuz. Balık burcunda elementleriniz var, akrep gezegenleriniz var. Akrep burcunda var. Yani su elementi de ağırlıklı bir haritanız var aynı zamanda. Tüm elementleriniz mevcut. Aile yaşantınızın sizin için oldukça önemli olduğu gözüküyor. Dışa dönük bir insansınız, ancak bazen biraz ketum davranabilirsiniz. Biraz inatçı bir yanınız olabilir. Kendi doğrularınız çerçevesinde hareket etmeyi seven bir insan olduğunuz gözüküyor. 2019'a genel olarak bakalım. Bakalım hangi şehirmiş? Evet. Arzu, ben vereyim sana, lazım olur. Tamam. Çıktı harita. Evet, şimdi bilmiyorum eğitim hayatınız devam ediyor mu ya, şu an okuyor musunuz, ama eğitim hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olabileceği gözüküyor. Yeni belki bir eğitim almaya başlayabileceğiniz gözüküyor. Kısa yolculuklar gündeme gelebilir hayatınızda. Bu yolculuklar size oldukça fayda sağlayabilir. Aynı zamanda yakın çevrenizden insanların size destek olacağı gözüküyor. Bir ilişki gündeme gelebilir sizin için. Hayatınızda önemli yeri olan bir ilişki olabilir bu. Ev içinde mutluluk verici bir gelişme yaşayabileceğiniz gözüküyor. Aynı zamanda maddi anlamda da şanslısınız. Sanki bir yerden size para geliyor ya da siz bir şekilde daha çok para kazanmaya başlıyorsunuz. Yani gayet güzel, olumlu bir harita. Yalnız kendinizi çok fazla yormamaya bakın. Sağlık anlamında biraz, çok gençsiniz gerçi, ama yine de sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor bu sene. Evet, teşekkür ediyoruz izleyicilerimize de. Firdevs Hanım hattımızda. Ne güzel, bugün ne kadar telefonlarımız geldi. Güzel. Alo Firdevs Hanım. Merhabalar Arzu Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Harikayız biz de.
Bugünün şanslı izleyicilerinden için aramıştım. Evet, bugünün şanslı izleyicilerinden biri de sizsiniz. Firdevs Hanım Konya'dan arıyor. Buyurun, doğum haritanız için bilgilerinizi alalım. 5 Mart 1983. Konya'da mı doğdunuz? Evet, Konya'da doğdum. Konya'da doğdunuz. Konya'da yaşıyor Firdevs Hanım. Saat? Öğlen 12. Ne merak ediyorsunuz Firdevs Hanım haritanızda en çok? Vallahi evlilik, aile yaşantısı. Evlilik, aile, çocuk. Evet, çocuk, aynen. Evet, bakalım Ahuvuz neler söyleyecek. Bakalım, ben de heyecanla açtım Firdevs Hanım. Merhaba Firdevs Hanım. Merhabalar. Şu an evli değilsiniz değil mi? Evliyim. Evlisiniz, tamam. Çocuk var mı? Evet. Çocuk da var. O zaman evliliğiniz nasıl gidecek ve çocuklar nasıl olacak onu merak ediyorsunuz aynen, herhalde. Aynen, tamam. Aynen. Ben ama hemen söyleyeyim, yükselen burcunuz ikizler, belki bilmiyorsunuzdur. Gerçekten mi? Yengeç diye biliyorum ben. Yok, ikizler çıkmış. Evet, tamam. Evet. Teşekkürler. Evet, ay burcunuz da yay. Böyle meraklı bir insan mısınız peki? Hani? Evet, çok seviyorum. Evet, çok meraklıyım. Zaten ikizler işte yani. ben de öyle. Ama yükselen biliyorsun daha fazla karakter üzerinde etkili. Evet. İkizler merak verir, yay da öğrenme isteği merak verir zaten. Evet. Çok ateş elementiniz var aslında, çok hareketli bir insansınızdır siz aynı zamanda. Balık burcusunuz ama yani hem böyle bir melankolik tarafınız vardır ama hem de çok da hareketli ve enerjik de bir insan olabiliyorsunuz yani yeri geldiğinde gibi gözüküyor. Evet, değil aynen, mi? Aynen öyle. Öylesiniz, tamam. Şimdi bakalım 2019'da eş ve çocuklar nasıl çıkmış? Evet. Eşiniz çalışıyor mu acaba? Evet, çalışıyor. Ya eşinizin iş durumuyla ilgili olarak bir gelişme belki yaşanabilir. Olumsuz bir gelişme olacağını ben düşünmüyorum. Ama bir şekilde para eviniz bayağı bir aktif çıkmış. Ya siz bir yere para mı veriyorsunuz? Yani ya bir yerden size para mı geliyor? Bir durum var yani, parayla ilgili bir akış durumu söz konusu gibi gözüküyor. Çocuklarla ilgili olarak baktığımda bir okul, yani bir sanki sonlanma olabilir, ya bir okula küçüktürler belki bilmiyorum ama ya bir okulun bitip, ya atıyorum yuvanın bitip bir şeye, başka bir şeye başlamak, ilkokula belki başlamak, bilmiyorum yaşlarını. Evet, en küçük oğlum ilkokula başladı bu sene. Ha, tamam, işte öyle bir şey, öyle bir gelişme. Yani çocuklarla ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil. Evet, bir de kilo problemim var ama. Öyle mi? Ha, evet. Kilo probleminiz. Hemen bakalım kilo probleminizle alakalı olarak. Yani şimdi 2019'a baktığım zaman sağlıkla ilgili öyle olumsuz bir durum söz konusu değil. Ama evet, orada bir gezegenden, evet, kilo probleminizi çok kolay aşamayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Evet, çok kolay olmayabilir bu. 2019 için konuşuyorum özellikle. Yani ya biraz daha, yani bu sağlıkla alakalı mı yoksa çok yediğiniz için, çok anladığım bir şey değil kilo olayı. Çok insülin direncim var. Heh, o yüzden insülin ilaç kullanıyorum. Tamam oldu. Yani işte o yüzden belki de hani öyle hemen kilo verebilirsiniz diyemiyorum ben 2019 için açıkçası. Ama evet, sağlığınızı çok ciddi anlamda etkileyecek bir durumda görmüyorum Firdevs Hanım. Tamam, evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Firdevs Hanım. Konya'ya da sevgiler gönderiyoruz. Hoşça kalın. Konya'ya da gitmiştim yine bir oyunla. Ne güzel böyle. Ben bayılırım Konya'ya, evet, ya. Çok hakikaten güzel bir şehir, muhteşem. Çok güzel. Zaten ülkemizin tüm şehirleri güzel ama. Evet, Konya başka. Konya'nın ama da başka. Sevgiler gönderiyoruz. Evet, Davut Bey oğlu için istemiş. 1 Şubat 1993. 13.30. İsviçre, Basel. Hala orada yaşamaya devam ediyorlarmış. Genel. Yani bir şey yazmadıkları için genel diye yorumladım. Evet.
Davut Bey merhaba. Yükselen burcu oğlunuzun ikizler, ay burcu da ikizler. Oldukça meraklı bir yapısı olduğu gözüküyor. İnsanlarla iletişim, iletişim çok önemli. Zihinsel aktivite, zekaya çok önem veren bir oğlunuz olduğu gözüküyor. İş yaşamıyla alakalı olarak oldukça aktif etkiler alıyor. Çok hareketli bir iş olacağını söyleyebilirim. Yurt dışı bağlantılı bir şey yapabilir. Yüksek 93 doğumlu. Şu anda belki de yani üniversiteden sonra da bir şeyler yapabilir. Daha okumaya karar verebilir. Okul hayatının zaten iyi etkiler aldığı gözüküyor. Hemen bir 2019'a bakalım. Oğlunuzun bu sene biraz psikolojik anlamda kendisini baskı altında hissedeceğini söyleyebilirim. Ancak olumsuz değil, o aynı zamanda hayatında eğlenceye de vakit ayırmak isteyecektir. Bunu da gayet güzel yapacaktır. Ev hayatıyla ilgili bir değişim söz konusu olabilir. Eviyle ilgili bir belki oturduğu yer değişebilir, öyle bir durum söz konusu olabilir. Ya çalışıyor ya okuyor, yani yorucu bir tempoda olacağı görülüyor oğlunuzun. Olumsuz bir durum söz konusu değil. Teşekkür ediyoruz Ahucuğum. Sen de biraz soluklan. Az sonra haritalarımıza ve haftanın diğer burçlarına, bakmadığımız burçlara devam edeceğiz. Kısa bir ara sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, burada her şey var reklamların ardından devam ediyor. Sizlerle birlikteyiz. Haftalık burçların ilk 6'sını yorumlamıştık. Diğer 6 burcumuz kaldı. Onu da hemen sormak istiyorum Ahu'za. Bakalım diğer 6 burcu bu hafta neler bekliyor? Evet, terazilerle devam ediyoruz. Benim yükselenim de ikinci bölümde kalıyor ya. Evet, değil mi? Merak ediyorum. Evet. Şimdi yaşadığı yerden memnun olmayan teraziler varsa şayet yaşam koşullarını değiştirmeye karar verebilir ya da bu hafta taşınma kararı alabilirler. Bu haftada terazilerin yapacakları işleri bir önem sırasına koyma gereklilikleri var. Enerjilerini çok fazla dağıtmamaya baksınlar. Çünkü geçen haftalarda özellikle enerjilerini çok fazla harcamışlardı ve yorulmuşlardı. Terazilerin sağlığına da bu hafta sağlıklarına da önem vermeleri gerekiyor. Şayet bir süredir sağlık sorunu yaşayan teraziler varsa bu sorunu iyileştirmek için bu hafta bir takım girişimlerde bulunabilirler. Teraziler yoğun tempolarından ve üzerine aldıkları sorumluluklardan bunalıyorlardı. Bu hafta eğlenceye daha fazla vakit ayırmak isteyecekler. Sosyal anlamda daha aktif olacaklarını görüyoruz. Aynı zamanda çekicilikleri de artıyor terazilerin ve yaratıcı potansiyellerini daha fazla kullanmaya başlayacaklarını görüyoruz hafta sonundan itibaren. Dolayısıyla bu süreci iyi değerlendirmeye baksın terazi burçları. Akrep burçlarına geçtiğimizde akrep burçlarının bu hafta evlerinde huzurlu ve rahat hissetmenin onlar için çok önemli olacağını görüyoruz. Evlerine yeni eşyalar almaya karar verebilirler. Yeniden dekore etmeye başlayabilirler. Bazı bekar akreplerin şayet hoşlandıkları biri varsa onların üzerinde etki bırakmak için çabalayabilecekleri gözüküyor. Ancak şartları, sınırlarını çok da zorlamamaya dikkat etsinler ve biraz olayları akışına bıraksınlar diyorum. Şayet uzun zamandır kafalarını kurcalayan bir konu varsa yakın çevrelerinden biriyle bu konuyu konuşabilirler ve bu kişi onlarda bir aydınlanma sağlayabilir. Bu konuya farklı bir çerçeveden bakmalarını sağlayabilir gibi gözüküyor. Şayet yine akrepler bu hafta ikna güçleri akreplerin çok güçlü olacaktır ve bir konu üzerinde bazı kişilerle bir araya, kendileri için önemli bir konu üzerinde bir takım kişilerle bir araya gelebilecekleri gözüküyor. Ve bu konuyla alakalı olarak kendilerini haklı çıkartmak ve bakış açılarını diğer insanlara kabul ettirmek için biraz uğraş verebilecekleri gözüküyor akrep burçlarının. Yay burçlarına geçiyoruz şimdi. Yay burçlarının yakın çevreleriyle olan iletişimlerinin arttığını görüyoruz. Bu insanlarla kurdukları güçlü etkileşim kendilerine ileride fayda sağlayabilir gibi gözüküyor. Sosyal ağlarını da genişletici etkiler alıyor olacaklar. Yolculuklardan fayda sağlayabilirler. Bu yolculuklarda yeni insanlarla tanışabilirler.
düşüncelerini çok rahat bir şekilde ifade etmeye başlayacaklar. Çevrelerine karşı hassasiyetleri artıyor yay burçlarının. Bu hassasiyetleri onlara biraz zarar verebilir çünkü yakınlarında biri, yakın olarak adettikleri biri onlara karşı biraz düşüncesizce davranabilir ve bu da yayları biraz üzebilir gibi gözüküyor ki yaylar aslında insanların olumlu taraflarına odaklanan insanlardır. Ancak bu sefer böyle olmayacak gibi gözüküyor. Evleriyle ilgili bir takım harcamalar yapabilecekleri gözüküyor yayların bu hafta. Ancak bu harcamalar biraz bütçelerini aşabilecekleri gözüküyor bu harcamalarla birlikte. Oğlak burçlarına geçiyoruz şimdi. Oğlaklar nasıl insanlardı? Karamsar insanlardı biraz. Ya, tabii canım. Ben değilim ama i̇şte sen başka... dönem dönem oluyorum. Ya, dönem mutlaka dönem. Yani böyle biraz depresyona da meyillidir yani oğlaklar maalesef. Ancak bu hafta olumsuzluklara odaklanmak yerine hayata daha pozitif bir çerçeveden bakmalarını gerektirecek etkiler var. Özellikle yakın çevrelerinden biri onları biraz rahatsız edebilir gibi gözüküyor. Hoşlanmadıkları, hoşlanmayacakları bir takım şeyler söyleyebilir ve onları üzebilir, morallerini bozabilir gibi gözüküyor. Moralleri bozulmasın yani oğlakların böyle bir durumda. Şimdi oğlaklar aslında olaylara mantık çerçevesinden bakan insanlardır. Ancak bu hafta biraz daha fazla sezgilerine güvenmeleri gerekliliği var. Özellikle bir konuya ya da kişiye karşı olumsuz bir takım duygular besliyorlarsa bu duygular yani bu olumsuzluk büyük ihtimalle doğrudur. İç seslerine, sezgilerine güvensinler. Finansal durumlara baktığımızda oğlaklar için işlerin yoluna gireceği bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Özellikle hafta sonundan itibaren olacaktır bu. Yeteneklerini değerlendirme konusunda daha istekli olacaklarını görüyoruz ve bu yetenekleri kazanıma dönüştürme konusunda daha şanslı olmaya başlayacaklarını görüyoruz. Şimdi kova burçlarına geçiyoruz. Kova burçlarına baktığımız zaman inatçı ve kendi doğrularından şaşmayan insanlar olduğunu görüyoruz kovaların. Ancak bu hafta kendi fikirleri üzerinde biraz fazla diretebilirler. Bu da üstleriyle ve iş arkadaşlarıyla sorun yaşamalarına sebep olabilir gibi gözüküyor. İş arkadaşlarının onları anlamadığından yakınabilirler. Ancak bu inatçılıklarından vazgeçmeyebilirler yine. Kendi ilkelerinden vazgeçmeyebilirler tüm bunlara rağmen. Bir süredir önemli bir proje üzerinde çalışan kovalar varsa bu projeyi daha fazla ön plana alabilecekleri görülüyor ve bu proje onlara finansal anlamda da büyük bir katkı sağlayabilir gibi gözüküyor. Sosyal hayatlarına baktığımız zaman kovaların aslında pek de duygusal insanlar olmadıklarını görüyoruz. Ancak bu hafta özellikle yakın bir ilişkilerinde duygularını daha fazla ön plana alacaklarını söyleyebiliriz. Yine yakınlarındaki biri bu hafta kovaların hayatında çok daha önemli bir rol oynamaya başlayabilir. Son burcumuza geçiyoruz, balık burcu. Evet. Şimdi balık burçlarının bu hafta biraz iş yaşamları söz konusu olduğunda özellikle politik davranma gereklilikleri var. Çünkü insanlar yüzlerine gülebilirler ancak arkalarından iş çevirebilirler. Biraz dedikodularını yapabilirler gibi gözüküyor. Özellikle salı ve çarşamba günleri bu insanlara karşı dikkatli olma gereklilikleri var. Ancak bu tür insanların yanı sıra balıkların hayatında onları destekleyen, yeteneklerini takdir eden insanlar da olacaktır. Bu önemli. Şimdi balıklar aslında biraz içe dönük insanlardır ve bu içe dönüklükleri bu hafta sonuna doğru daha da belirgin olacak. Sosyal anlamda biraz yalnız kalmak isteyebilirler ve sadece kendilerine yakın hissettikleri insanlarla bir arada olmak isteyebilirler. Aşk hayatları söz konusu olduğunda ise balıkların çok çabuk melankoliye kapılan insanlar olduğunu görüyoruz. Bu haftada geçmişlerinden gelen biri onların duygusal yaşamları üzerinde çok önemli bir etki yapabilir ve ruh halleri üzerinde önemli dalgalanmalar yaratabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla geçmiş ilişkilere dikkat diyoruz balıklar için. Evet, teşekkür ediyoruz Ahucuğum. İlk toplam 12 burcumuzu da dinlemiş evet. olduk. Bitirdik burçlarımızı. Doğum haritalarımıza devam ediyoruz. Mesajlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Yine çok yoğunlaştı. Bakalım sıradan gidelim yine. Merhaba, severek izliyoruz. Güzel yayınlar dilerim. Ebru Öztürk bize yazmış. Ocak, 16 Ocak 1994. Denizli'de yaşıyorum. Denizli doğum diye bakalım. Aşk hayatım ve genel durum hakkında bilgi almak istiyorum. Sevdiğim kişi yay burcu ve nasıl olur ilerisi için neler bekliyor beni yorumlarsanız sevinirim.
element olarak izlerken de aklıma geldikçe soruyorum demiş. Aşk hayatım ilerisi için. Çok pardon, 13.30 mu dedin Arzu? Hemen bakıyorum tekrar. Sabah 6 ile 7 arasında. Ha, tamam. Mesajı okumaya devam ediyorum. Aşk hayatım ilerisi için evlilik şu an konuştuğum kişiyle olur mu yoksa başka kişiyle mi evlilik olur? Maddi sıkıntılar hanede biter mi? Element olarak izlerken aklıma geldikçe soruyorum. Ne yapmam lazım? Sivas doğumluymuş bu arada. Denizli değil mi? Sivas, ha. O zaman Denizli'de yaşıyorsunuz değil mi Ebru Hanım? Evet öyle. Bir saniye değiştiriyoruz. Doğum, evet, doğum Sivas. Şu an yaşadığı yer Denizli. Tamam, Ebru Hanım her şeyi sormuş. Ben bir, evet, genel o zaman şey, evet, yapıyorum. Ama bir yayla olur mu bir tabii bakalım. Hı-hı. Ebru Hanım merhabalar. Yükselen burcunuz Oğlak. Oğlak burcunda çok fazla gezegeniniz var. Dolayısıyla siz de sorumluluk sahibi, disiplinli, biraz ser verip sır vermeyen, biraz ketum yapısı olan bir insan olabilirsiniz. Ancak ay burcunuzda balık. Bu da sizi Oğlak'tan farklı olarak çok duygusal, ruhsal anlamda biraz dalgalanmalara açık bir insan yapıyor. Yayla anlaşır mısınız diye sormuşsunuz. Yani çok yay burcuyla, şimdi o kişinin de tabii haritası önemli. Sonuçta sadece, şimdi bu haritaya baktığım zaman evet yay burcuyla çok anlaşabilecek bir harita diyemeyeceğim ama o kişinin de haritasına bakmak lazım. Belki de gezegenleriniz uyuşuyor birbiriyle. Belki de çok iyi anlaşabileceksiniz ama genel anlamda yay burcunun hani çok uygun olmayabileceğini söyleyebilirim size. Şimdi kariyer anlamında yalnız sizin şanslarınız olacaktır. O anlamda güzel çıkmış haritanız. Evlilikle alakalı olarak da sizin daha böyle su elementinden biriyle, yengeç, balık, akrep burçlarından biriyle olmanız daha olası gözüküyor. Şimdi Denizli. Bugün daha çok böyle ilişkiler soruldu, farkında mısın Nahucuğum? Evet. Sırf o soruldu hatta. Evet, şimdi bakalım 2019 sizin için neler getirecek diye bakıyoruz. Evet, 2019'da siz evinizle alakalı belki bir değişiklik yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Aşkla alakalı kadersel biri karşınıza çıkabilir. Biraz onunla alakalı yalnız böyle çok düz harika bir şekilde ilerlemeyebilir. Biraz sorunlar olabilir ilişkinizde, onu söyleyeyim. Yalnız kariyerle alakalı çok şanslı etkiler alıyor olacaksınız. Bu şansınızı iyi değerlendirmeye bakın. Bir fırsat çıktığı zaman mutlaka o fırsatın üzerine gidin. Nasılsa başka fırsatlar olacaktır diye düşünmeyin. Aşk yaşantınızla ilgili 2019, yani bir kere evlilik olacağını şey çok zannetmiyorum. Dediğim gibi aşk hayatınızla ilgili biraz karmaşık etkiler alıyor olacaksınız. Biraz şanssız olduğunuzu düşünebilirsiniz bir konuda ama bu konuda ama ilerleyen zamanda işler yoluna girecektir. Öncesinde biraz zorluk söz konusu olabilir. Evet. Şu an ilişkim sıkıntılı dediğiniz gibi, evet, çok düşünüyorum. Evet demiş. Evet Ebru Hanımcığım, size de teşekkür ediyoruz mesajınız için. Devam ediyoruz. Aslı Hanım yazmış bize İstanbul'dan. Hemen bilgilerini veriyorum. 6 Ocak 1977 saat sabah 6.06'da İstanbul doğumlu ve İstanbul'da yaşıyormuş izleyicimiz. Genel bakıyoruz ona. Genel bakıyoruz. Aşk, iş, kariyer, evlilik, kariyer hepsini merak ediyor. Genel bakalım. Acaba evli mi Aslı Hanım? Evli değilmiş. Evli değil, tamam. Evet. Peki çalışıyor mu Aslı Hanım? Onu yazmış. Evet, çalışıyormuş. Tamam. Aslı Hanım merhabalar. Kariyerinizde sizin güçlü bir pozisyona, yani şu anda bilmiyorum hangi sektörde çalışıyorsunuz ama güçlü yükselebileceğiniz bir pozisyona gelebileceğiniz ya da geldiğiniz gözüküyor. Yükselen burcunuz yay, ay burcunuz da yengeç. Bunlar biraz karışık etkiler verir. Yay daha dışa dönük, insanlarla bir arada olmak isteyen, meraklı bir burçken yengeç biraz daha içe dönük, kendi halinde, çabuk melankoliye kapılabilen, ruh hali oldukça değişken ve alıngan bir burçtur. Oğlak burcunda tabii birkaç tane gezegeniniz var. Bu da sizi aslında hırslı, basamakları yavaş yavaş tırmanan bir insan yapar. Şimdi hemen 2019'unuza bakalım.
2019'la alakalı olarak özellikle sosyal hayatınız çok önemli etkiler almış. Arkadaşlıklar sizin için çok önemli olacak. Arkadaşlarınızın çok desteğini alabileceksiniz. Bir takım projeler üstlenip o projeleri götürebileceğiniz, üzerinize alabileceğiniz gözüküyor. Ancak duygusal anlamda biraz kendinizi baskı altında hissettiğiniz gözüküyor. Çok rahat değilsiniz, sanki çok mutlu değilsiniz. Kendinizi biraz sanki kısıtlanmış ve yorgun hissediyor olabilirsiniz gibi gözüküyor. Ya iş hayatıyla ilgili öyle çok büyük bir değişim görmüyorum açıkçası. İlişkilerle alakalı olarak baktığımızda yani şu an hani bu sene evlilik görmüyorum. Bu sene evlilik olmayabilir ama haritanıza genel olarak bir bakayım. Haritanıza genel olarak baktığımda evlilik olma olasılığı var. Ama 2019'da ben görmüyorum. Yani yanlış da olabilir tabii. Hani illa kesin benim dediğim doğru olacaktı ama ben görmüyorum. Ama iş hayatınızın gayet olumlu olacağını söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Aslı Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Evet, telefonumuz var. Hatice Hanım. Eyvah, hattan düştü Hatice Hanım. Tekrar bağlanın inşallah. Merhaba, iyi yayınlar. Selda Hanım yazmış. Eşiyle arasındaki, sana önce mesajı okuyayım. 17.08.1981. Aslan Burcu'yum, yükselenimi bilmiyorum. Eşim de 18.8.76 Aslan Burcu. İki aslanın anlaşma durumu nedir? Çok çatışıyoruz. Artık her program abone oldum programınıza. Annemi aradım. Saati unutmuşum. Öğlen 13.30 yer Sakarya. Bu arada hafta sonu ben o taraflardaydım Selda Hanım. Hani o dediniz ya, izledim görüntüler falan sizi. O taraflardaydım ben de. Ne güzel tesadüf oldu. Evet, o nasıl yapalım? Şimdi önce Selda Hanım'ın mı? Şimdi bilgisini vereyim. Selda Hanım'ın bilgisini 13.30, verelim. 13.30, 17 Ağustos 1981. 17 Ağustos 1981, saat 13.30 Sakarya. Sakarya, tamam. Şu anda da orada mı yaşıyorsunuz Selda Hanım? Hala Sakarya'da mı yaşıyorsunuz? Bana onu da hemen yazarsanız. Sakarya diye şimdi düşünüp tamam, o şekilde. Tamam. Aslında Selda Hanım, Selda Hanım, yükselen burcunuz Akrep, burcunuz da zaten Aslan, evet. Son derece inatçı, dedik bir yapınız olabilir ama aynı zamanda çok da uyumlu bir tarafınız da var. Ay burcunuz zaten Balık, bu sizi çok duygusal bir insan yapar. Yengeç burcunda gezegenleriniz var, çok şefkatli bir insansınızdır aynı zamanda. Şimdi iki aslan anlaşabilir mi diye sormuşsunuz. Evet, iki aslanın anlaşması biraz zor olabiliyor. İkisi de çünkü ben patron olacağım diyen burçlar. İkisi de pohpohlanmaktan hoşlanan burçlar. Yani ikisi de iki kişi de pohpohlanmaktan hoşlanır. Aslan burcu genel olarak öyledir. Kendisinin övülmesinden hoşlanır. Dolayısıyla bazı çatışmalar yaşamanız mümkün. Yani iki çok güçlü bir burç aslan çünkü. Öyle çok mütevazi de değildir. Dolayısıyla biraz ve en önemlisi de ego çatışmaları yaşamanız olasıdır. Ben genel 2019'a bir bakmak istiyorum. Evet. 2019'un özellikle ikinci yarısından itibaren sizin bir yerden size ya bir para geliyor, ortaklaşa bir para mevzusu söz konusu olabilir. Bir ev alımı olabilir, bu bir ev satımı olabilir. Öyle bir yerden bir para mevzularınız olacak gibi gözüküyor. Sizin ekstra olarak sorumluluk yüklendiğiniz bir sene olacağını söyleyebilirim. Biraz yorucu koşullar olabilir sizin için. Yükümlülükleriniz biraz artabilir. Belki aileden birinin sorumluluğunu almak gündeme gelebilir, bilemiyorum. Zaten aile içinde ya da evle ilgili olarak ani bir değişim durumu söz konusu olabilir. Bu kesinlikle olumsuz olmayacaktır ama kendinizi bu sene değişimlere açık kılın derim ben. Evet, teşekkür ediyoruz. Telefonumuz var. Gülşen Hanım. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Manisa'dan Gülşen Hanım. Evet, hemen bilgilerinizi alalım. Evet, ben kızım için verecektim. Kızınız için. Tarihini. Tabii. 06.09.99. 06.09.99. Saat kaçta? Evet. Gece 11.30. Gece 11.30, 23.30. Manisa'da mı doğdu?
Efendim? Manisa'da doğdu değil mi? Manisa'da doğmadı, Bitlis'te doğdu. Bitlis'te doğdu ama şu an Manisa'da yaşıyorsunuz. Evet, evet, şu an Manisa'dayız. Tamamdır Gülşen Hanım. Bakalım adı ne kızınızın? Şüheda. Jülide. Hayır, Şüheda. 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 Evet, Şüheda. Ne kadar değişik bir isim. Öpüyoruz onu da. Çok teşekkür ederim. Üsküdar Marşı'nızı biliyorsunuz, geçiyor. Evet. Çok çok isim olarak hiç duymamıştım. Çok evet. Değişik bir isimmiş. Evet, evet, Şüheda. Evet, söz şimdi Ahuz'da. Merhabalar Gülşen Hanım. Merhabalar. Şimdi kızınızın yükselen burcu yengeç, ikizler, özür dilerim. Zaten bu ona meraklı, konuşkan, bilgiye açık bir karakter verecektir. Aynı zamanda çok da zeki, zekaya önem veren bir insan olduğunu tahmin ediyorum. Ay burcu da aslan. Bu da ona dışa dönük, sevecen, böyle yüce gönüllü, cömert bir yapı verir. Tabii Başak burcu. Evet, Başak burcu. O Başak'ın biraz eleştirel olma özelliğini almış olabilir. Yani çünkü Başak öyle bir burçtur. Bilmiyorum var mı onda çok o özellik. Eleştirmiyor sanki. Öyle mi? O zaman daha çok ikizler ve aslan özelliklerini almış diyelim kızınız. Olabilir. Evet, ateş elementinde başka gezegenleri de var. Dolayısıyla bütün elementler yok. Su elementinin biraz eksik olduğu görülüyor kızınızda. Bu da evet. Bilmiyorum, duygusal anlamda hani duygularını açmakta biraz zorlanıyor mu ya da duygularını... Evet, evet, gerçekten çok çok ciddi anlamda zorlanıyor. Çok fazla açık değilim bu konuda. Evet, çünkü işte su elementi olmayınca öyle oluyor. Aslında şöyle oluyor Gülşen Hanım, sezgileri çok kuvvetlidir ama hani onları evet. Çok gösteremeyebilir belki. Evet, gerçekten çok o konuda öyle. Evet, hani biraz daha duygularını açmasını sağlayabilirsiniz sizlere. Şimdi ne merak ediyorsunuz acaba kızınızla? Yani bir haritasına bakabilir miyiz? Ne görünüyor? İş hayatı olacak mı? Yani şu anda okuyor gerçi. Okuyor, anladım. İş hayatı olabilir, tabii ki olacak, olabilir değil, olacak ama sanki... O çok hızlı istiyor. Nasıl? Evet, o hemen çalışmak istiyor da. Hemen çalışmak istiyor da yönünü belirledi mi? Ne yapmak istediğini belirledi mi? İşte onda çok fazla karar veremiyor. İşte ben de oraya takıldım. Çünkü sanki yönünü bulmakta birazcık zorlanacak gibi gözüküyor. O yüzden sordum yönünü belirledi mi diye. O anlamda biraz yani hemen çalışmaya başlayamayabilir. Çünkü önce o evet. Ne yapmak istediğini bulması gerekiyor Gülşen Hanım. Öyle bir evet. Durum var. Hani nelere ilgisi olduğunu siz bana söylerseniz ben birazcık da o şekilde de hani yönlendirebilirim. Evet, bu haritası daha uygundur bunu yapmaya gibi bir şey de söyleyebilirim. Eğer ki bana birkaç bir şey söylerseniz hani. Mesela nasıl hanımefendi? Yani mesela şuna şu alana ilgisi var diyebilirseniz bana. Yani ortak şeyle çok arkadaşlarıyla alakalı sosyalde çok fazla olup yani ciddi bir dinleyici. Hani belki o zaman böyle halkla ilişkiler gibi bir alanda... Aynen, evet, halkla ilişkiler, evet, biraz daha o tarafa yatkın. Olabilir. Öyle bir şey olabilir. Zaten eğer bir çalışma hayatı olacağı zaman daha böyle büyük bir şirket gibi bir yerde olması, yani tek başına çalışmaktan ziyade daha şirket büyük ama... Büyük bir şirket gibi bir yerde belki... Aynen, okuduğu bölümde zaten o konuyla alakalı. Evet, öyle bir şey yapması daha büyük olasılık gibi gözüküyor. Şimdi belki hani siz onun ilişkilerle ilgili de merak edersiniz nasıl bir hayatı olacak diye tahmin ediyorum, değil mi? Evet, evet. Evet, tahmin ediyorum onu. Şöyle olabilir, biraz ikili ilişkilerde birazcık kavgacı bir yapısı olabilir. Biraz baskın olmak isteyebilir. Kendisinden değil ama çok güçlü insanlara çekilebilir. Biraz daha uyumlu olmaya özen göstermesi gerekebilir ikili ilişkilerinde. Ama evlilik hayatı zaten onlar olacaktır yani. Hani o konuda bir şeyiniz olmasın, şüpheniz olmasın. 2019'da nasıl görünüyor haritada? Bakayım. 2019'da. Şu an okuyor dediniz değil mi? Evet, evet, şu anda okuyor. Siz pardon, Manisa'daydınız. Evet. Manisa. Evet. Okuyor.
Ya çok özür dilerim. Yine takıldım mı? Azizliğine uğradık yine. Olur bazen. Evet. Manisa. Peki özellikle 2019 için merak ettiğiniz bir şey var mı? Yani 2019 için hani hani ben, okuyor. Ben ilk defa çok sizi gördüm. Okuyor da hani ilk defa gördüm. Okuyor, okulu bitecek mi falan, hani öyle şeyler soruyorlar genellikle. Hani sizin de var mı öyle merak ettiğiniz? Aslında evet, 2019'da yeni bir bölüm istiyoruz da. Ha. Geçen yıl kazanmış o bölümü. Bu yıl devam edecek mi, etmeyecek mi, o anlamda bir işti yani bakabilirdik. Yani şöyle söyleyebilirim. 2019'un ikinci yarısından itibaren evet bir farklılık, yani bu da kariyer olarak gözüküyor. Ama biz bunu okul yaşamı olarak şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Evet. Bir değişim ama çok şanslı bir durum aynı zamanda olacağı gözüküyor. Yani ne yaparsa yapsın şanslı olacaktır. O konuda bir şeyiniz olmasın. Üzüntünüz İnşallah. Olmasın yani. Onu destekleyin siz her anlamda. Güzel bir haritası var. Bir tek işte su elementinin yokluğu zaman zaman problem çıkarabilir ama onun dışında güzel bir haritası var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler Gülşen Hanım. Konuşamadım. Öpüyoruz sizi. Çok sağ olun. Evet. Mesajlarımız devam ediyor. Son bir iki daha alacağım mesaj. Çünkü programımızın sonlarına yaklaştık. İsim HNF Ariboran diye yazılmış. Yine bir rumuz gibi. 16.09.1963 sabah 4 ile 5 arası Rize, İstanbul'da yaşıyormuş izleyicimiz. Sağlık ve genel merak ediyormuş. Erhan Can Boran, evet en üstte gördüm ismi. Erhan Bey, bakalım doğum haritanızda neler çıkacak? Sağlık ve genel olarak yorum. 4 ile 5 arası. Evet. Dedi. Erhan Bey merhaba. Şimdi 4 ile 5 arası dediğimiz için şimdi ben 4.5 gibi aldım. Yükselen burcunuz Başak oldu bu durumda. Ancak atıyorum 4'te doğmuş olsaydınız o zaman yükselen burcunuz Aslan olacaktı. Ay burcunuz da Başak. Dolayısıyla çok Başak ağırlıklı bir haritanız olduğunu söyleyebilirim. Eğer Aslansa yükseleniniz, şu anda olduğundan daha dışa dönük bir insan olabilirsiniz. Daha kendinizi göstermeye yönelik ihtiyacında olan bir insan olabilirsiniz. Eğer ay burcunuz, pardon, yükselen burcunuz Başaksa daha insanlara hizmet etmeye yönelik, insan yardım etmeye yönelik bir insan olabilirsiniz. Kendinizi daha arka plana alan bir yapınız olabilir gibi gözüküyor. Şimdi 2019'da sağlık alanına baktığımız zaman da sağlıkla alakalı olarak genel olarak hayatınızda zaman zaman bir takım problemler yaşamış olabileceğiniz gözüküyor. Bazen bu problemler kronik de olmuş olabilir gibi gözüküyor. 2019'a bir bakalım. Parayla alakalı olarak bir gelişme yaşayabilirsiniz 2019'un ilk yarısında. Çok şanslı olacağınız bir durum söz konusu olacak. Diyeceksiniz ki bu benim başıma nasıl böyle güzel bir şey geldi diyebileceğiniz bir durum yaşayabileceğiniz gözüküyor. Sağlıkla alakalı olarak çok olumsuz bir durum görmüyorum. Yalnız bir geçmişte yaşadığınız bir sağlık sorunu varsa şayet o sağlık sorunuyla tekrar belki uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ama bu kalıcı olmayacaktır. Bu dediğim ilk yarı için geçerliydi. Biraz korkularınız var, bir takım şeyler bilemiyorum tabii nelerle alakalı. Ama bir takım korkularınız, endişeleriniz olduğu gözüküyor. Özellikle yılın ikinci yarısında bu endişelerin üzerinden gelmek için biraz fazla çabalamanız gerekebilir gibi gözüküyor. Ama sağlık anlamında genel olarak sizi çok olumsuz etkileyecek bir durum ben göremedim. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir mesajlara bakıyorum tekrar. Bazen fotoğrafın altına yazıp bana bakmadınız diyorsunuz ama hani ben TGRT EU TV'nin direkt mesaj bölümünden bakıyorum. O mesajlar biterse
fotoğrafın altına geliyorum. Lütfen o yüzden böyle sistemlerinizi sistemlerinizi belirtiyorsunuz bana ama TGRT TV'nin mesaj bölümüne, fotoğraf altına değil mesaj bölümüne yazarsanız oradan okuyorum. Hamiyet Hanım yazmış yine bizim sürekli izleyicilerimizden. Merhabalar, yine çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Eşim için baktırmak istiyorum. Hakan Sapaz adına 27 Şubat 1978 Ankara sabah 10'da iş, sağlık ve aile hayatlarını merak ediyorlar. Saat 12 mi? 10. Ankara. Peki. Bakalım Hakan Bey'in haritasında neler çıkacak? Bakalım. Evet, son dakikamız Ahucuğum. Hamiyet Hanım'a da bakalım. O zaman Hamiyet Hanım merhaba. Eşinizin yükselen burcu boğa, hemen onu söyleyeyim. Haritasına 2019 haritasına hemen geçiyorum. Az vaktimiz kaldı diye. Bir kere şanslı olacağı bir sene. İş yaşamında bir değişim olacağı gözüküyor. Ancak bu değişim olumsuz olmayacaktır. Ancak önemli bir değişim olacağı gözüküyor. Biraz hırslanıyor eşiniz sanki. Bir şeyle ilgili kafasına bir şey takmış. Onu elde etmek için uğraşacağı bir sene olduğu gözüküyor. Arkadaşlarının yardımını görebilir, destek görebilir gibi gözüküyor aynı zamanda. Parayla ilgili olarak... Yani parayla ilgili olarak çok büyük bir para akışı görmüyorum çok açık söylemem gerekirse. Ancak beklediğiniz bir ortak para varsa o para bir şekilde elinize geçebilir gibi gözüküyor. Ancak kazanç anlamında çok büyük bir değişim olacağını düşünmüyorum. Ama para anlamında da büyük bir sıkıntı çektiğinizi görmüyorum. Hemen sağlığa da bakalım. Sağlığa evet birazcık dikkat etmesi gereken etkiler var ama çok büyük önemli bir sağlık sorunu olmayacaktır diye düşünüyorum. Yetiştirdim. Harikasın Ahucuğum. Tüm izleyicilerimize mesajlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sıra gelmeyen izleyicilerimize haftaya lütfen her pazartesi Ahu'uz bizimle. Genelde baktıklarıma tekrar ikinci kez bakmıyorum ki herkes faydalansın diye. Haftaya da mesajlarınızı bekliyorum. Ahucuğum çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Haftaya tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet, bugünlük de bizden bu kadar. Haftaya Ahu'uz'da başladık. Yarın da bu haftada full devam ediyoruz. Yarın görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.